Hayaller başarının ilk adımıdır. Fakat her hayal başarıya götürmez. Bazı hayaller bizi masal dünyasına sürüklerken pek azı bizi başarıya taşır. Bu videoda başarıya götüren hayallerin nasıl kurgulanması gerektiğine dair sizlerle fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Sanayi toplumundan bilgi çağı dediğimiz bir döneme girdik. Dijital çağ, iletişim, teknoloji, mutluluk, emek ve karakter. Yeni petrole veri diyoruz ve bu veriyi analiz eden artık yapay zeka robotlar bizlerle beraber. Kurarken genellikle kendimizi o hayalin gerçekleştiği durumda, o hayalin meyvesini yerken düşleriz. Sanatçı olmak isteyenler kendilerini muhteşem performanslarını icra ederken, örneğin futbolcu olmak isteyenler, forvet olmak hayali kuranlar kendilerini gol atarken ya da bir kaleci olma hayalini kuran birisini düşünebiliyor musunuz? En önemli bir final maçında penaltılara kalmış maçı, penaltıları kurtararak takımını şampiyon yapan, o maçı kazanan biri olarak hayal ederken ve sınava giren öğrencilerin kendilerini mezun olurken hayal etmeleri gibi. Bu hayaller bazılarımız için motive edici olabilir. Fakat psikolojinin önerisi başarılı olabilmek için hayallerimizi biraz daha farklı kurgulamamız gerektiği yönünde. Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları hayal kurmanın başarı üzerine nasıl bir etki yarattığına dair bir deney gerçekleştiriyorlar. Bu deneyde 3 farklı öğrenci grubundan girecekleri sınav öncesinde farklı hayalleri kurmaları isteniyor. İlk gruptan istenen şey sınava kadar her gün sınav sonucunda başarılı oldukları ana odaklanmaları ve kendilerini nasıl iyi hissedeceklerini düşünmeleri. İkinci gruptan istenen şey ise her gün ne zaman, nerede ve nasıl ders çalışacaklarını hayal etmeleri. Üçüncü grupta ise bir talimatın verilmediği sadece kontrol grubu. Deneyin sonucu oldukça ilginç. Başarılarının meyvesini hayal eden birinci grup kontrol grubuna göre daha düşük performans sergilerken ikinci grup her iki gruba göre de daha yüksek performans sergilemeyi başarıyor. Dahası başardıkları anı değil de başarıya giden süreci hayal eden bu grup diğerlerine göre daha az sınav stresi yaşıyorlar. Araştırmacılar benzer bir deneyi tenis ve golf oyuncuları üzerinde tekrarlarlar ve benzer bir sonuca da orada da ulaşmaktalar. Başarılan anı hayal etmektense o ana götürecek olan idmanları hayal eden oyuncular daha başarılı oluyorlar. Burayı bir kez daha tekrar edelim. Başarılı anı hayal etmektense o ana götürecek olan idmanları hayal eden oyuncular daha başarılı oluyorlar. Bu deneyler bize gösteriyor ki hayal kurmanın başarımız üzerinde yadsınamaz bir etkisi var. Ancak bazı hayaller başarımızı baltalarken diğerleri bizleri doğru yönde motive edebiliyor. Bu bağlamda başarının kendisindense başarıya giden yolu hayal etmemiz gerekmekte. Peki başarıya giden yol nasıl kurgulanır? Başarıya bizi götürecek olan yolun aslında 4 prensibi var. Bu prensipleri dikkatlice takip etmenizi özellikle istiyorum. Çünkü daha önce başardığınız pek çok şeyin bu prensiplere uygun olduğunu göreceksiniz. Bunlardan birincisi hesap verebilirlik. Bizi başarıya götürebilmesi için hayallerimizle ilgili iki şeye ilişkin hesap verebiliyor olmamız gerekiyor. Bunlardan birincisi hayallerimizin kendi becerilerimizle ulaşabileceğimiz bir noktada olup olmadığını sorgulamak. İkinci ise bu doğrultuda elimizden geleni yapıp yapmadığımızı sorgulamak. Hayallerinizin ve olumlu düşünme yalnızca sizi motive eden unsurlardır. Bunu unutmayalım. Ama başarı yalnızca çok istediğiniz için değil, onun için çaba gösterdiğiniz takdirde gerçekleşecek. Bu hepimiz için geçerli. Bu noktada unutulmaması gereken en önemli noktalardan birisi sizin dışınızdaki faktörlerin de başarınıza etki edebileceği. Örneğin pek çok kişi yeterince yetenekli olmasına rağmen müzik endüstrisi ancak belli sayıda kişinin meşhur olmasına olanak sağladığı ya da yaptığı çalışmanın sanatçılar da dahil daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Tüm dünya genelinde öğrenciler ne kadar çabalarsa çabalasın Harvard belli sayıda öğrenci kabul eder. Dolayısıyla başarı da şans da çok önemli bir faktördür. Fakat şans ancak siz çabalayarak yarattığınızda karşınıza çıkacaktır. İkinci prensip değerler. Eğer hayallerinizdeki hedef haritada bir noktaysa değerleriniz pusulanızdır. Hedefleriniz ve hayalleriniz değerleriniz doğrultusunda
yeniden şekillendirilebilir. Haritada her zaman gidecek yeni bir hedef seçebilirsiniz. Fakat gideceğiniz yolda pusulanızı yok saymak, değerlerinizi göz ardı etmek hayatta kaybolmanıza yol açacaktır. Hedefler ve hayaller kişiliğiniz tarafından belirlenir ama kişiliğinizi belirleyen şey ise değerlerinizdir. Bu sebeple başarıya giden yolda değerlerimizi muhafaza etmek ve kimliğimizi korumak adına yapmamız gereken en önemli bir görev olarak düşünüyorum. Üçüncü prensip, anı yaşamak. Hayal etmek güzeldir, evet. Fakat olduğunuz durumdan iyisini hayal ederek sürekli bu gelecekteki anı yaşamak motivasyonu özellikle kırıcı olabiliyor. Başarıya ulaşılan anın hayali, bahsettiğimiz deneylerde de görüleceği üzere başarısızlığın kapısını açmakta. Bunun yerine bulunduğumuz anda yaşamayı ve bizi hedefimize götürecek süreci hayal etmeliyiz. Dördüncü prensip, belki de en önemlisi, pozitif olmak. Pozitif olmak açık ve kapsamlı bir konudur. Pozitif psikolojik prensipleri benimsemenin daha iyi sağlık, düzenli ilişki, mutluluk ve başarıya götürdüğünü gösteren çok sayıda araştırma var. Pozitif düşünceyi oturtabilmek için güçlü yönlerimize odaklanmamız, yetenek ve yetkinliklerimizi iyi kavramamız, ilişkilerde ve iş süreçlerinde olumlu noktaları ön planda tutmamız gerekmekte. Aynı şekilde pozitif kalabilmek için daha az şikayet etmeli, umut ve iyimserlikle olaylara yaklaşmalı ve bu tutumla birlikte bizi asla vazgeçmemeyi öğrenecek, başarıya bir adım daha yaklaştıracak ilkeleri belirlemeliyiz. Bu prensipler sizi hayallerinize kesinlikle taşıyacak diyemem. Ama kimse 4 adımda, 4 prensipte, 4 hamlede size mutluluğun formülünü de sunamaz. Bu prensipler doğrudan başarılı olmanızı sağlamasa da başarılı olmanın ön koşulu sayılabilir. Bunları gerçekleştirdikten sonra biraz da şansa ihtiyacınız olacak. Ama unutmayın ki bunları denemezseniz hiçbir şansınız olmayacak. Hepimize bu ilkeler, prensipler belki de yol gösterici. Ondan dolayı hepimizin hayallerini dinç tutması, hayallerini realiteyle, gerçekle özdeşleştirmesi, hayallerini pozitif düşüncelerle ilişkilendirmesi ve çerçevelemesi ve çevrelendirmesi ve işte hepimizin yapması gereken bunları gerçekleştirdikten sonra şansımızın da yaver gitmesiyle denemek.